Sokrates'ten herkese merhaba. Amerikan Mutfağı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Amerikan Mutfağı'nın yeni bölümünde ben İnan Özdemir, Kaan Kural'la birlikte NBA gündemini konuşmaya devam ediyoruz efendim. Hareketli bir NBA gündemi olmaya da devam ediyor. Hoş geldin Kaan abi. Hoş bulduk. Sakatlık haberleri var, yeni kontrat uzatmaları oldu. Gerçi Amerika'da şu anda daha çok NFL'deki koç haberleri daha popüler ama... Bill Belichick kovulmuş. Bill Belichick'in e, yolları ayırması diyelim, Patriots'u bırakmasıyla. Kolej futbolunda da orada çok fazla gelişme oldu. Pete aynı şekilde gitmiş. Yani aslında biraz gündem orada ama biz... NFL'i şey yapmadığımız için burada konuşmadığımız için Amerikan Mutfak'ta NBA gündemiyle birlikte başlayacağız. Salı ve cumaları buradayız efendim. Pazar günleri Amerikan Mutfak Ekstra'yı izlemeyi unutmayın lütfen. Kan abi bu hafta para konuşarak başlayalım istiyoruz. Çünkü Kavailanır bir kontrat imza aldı ve 3 senelik 150 milyon dolar civarında bir kontrat imzaladı. Aslında Cavalier'den bir senelik daha oyuncu opsiyonu vardı. Yani bu kontrat aslında 3 sene eklemiş olmadı Cavalier'den. Hali hazırda sahip olduğu kontratı iki sene daha eklemiş oldu. Fakat ilginç olan hali hazırda sahip olduğu kontratın aynısından iki sene daha eklemiş oldu. Yani aslında alabileceği maksimum kontrat değil maksimum kontratın biraz altını almayı kabul etti ki sezon başında Clippers şey mesajını vermişti yani Cavalier'de Paul George'a da otomatik maksimum kontrat vermeyeceğiz. Onlarla görüşeceğiz. Çünkü takımın uzun vadeli daha elinin rahat olması ve bu bahsettiğim second tapırına girmemesi için buna ihtiyacımız var demişti. Ne diyorsun bu kontrat uzatmaya? Yani dostlar alışverişte görsün abi. Yani tamam maksimum kontratı vermedin de şey değil ki bu. Hani, e, maksimum kontrat 50 iken 40 vermedin ki. Abi 50 iken 49 verdiğin zaman maksimum kontrat vermemiş olmuyorsun yani. Evet vermedi. Ama e, asla maksimum kontrat teknik olarak. Yani daha doğrusu, pardon teknik olarak maksimum kontrat değil ama maksimum seviyede. Maksimum yani. kontrat Orada tabi nüans şey oluyor genelde. E, Cap'in ne olduğu tam belli olmadığı için. Evet. Şey bir de daha az verdiğin için bir tane daha atıyorum e, minimum kontratlı bir oyuncuyu daha yani hesaplı doğru. bir şekilde kadroya katma ihtimali. Doğru bu şey ama ya işte bu e, Miami'de e, Wade Bosch, Lebron bir aradayken işte e, Lebron e, kontratından fedakarlık etti olsaydı sayede zaman alabilirler demek gibi bir şey. Abi hani Abi yüzde iki de yani yüzde iki indirim indirim değildir abi. Abi şöyle Türk futbolunda şey vardır. Boş mukavele imza attı. Evet. Kaan Kural boş mukavele imza attı. Ben çocukken sanıyordum ki harbi bu boş bir mukavele. Ulan sonra bir öğreniyorsun kontrat 2 milyon euro. Yani öyle oluyor artık sporda böyle paralar. Ya işte ya zamanda Noiskin 10 milyon dolar aldığı sene vardı ya. Hı -hı. ya şimdi öyle bir şey başka. Ee, maksimum kontrat vermediler ama maksimuma yakın. Tabii esas konu. Paul George ve Kawhi Leonard'ın bu sene sonunda oyuncu opsiyonları var ve doğal olarak sezon sonunda ser, yani, hı hı. Ser, kullanmayabilirlerdi. O canlı, o canlı bir durumdaydılar. Yani sene sonunda ayrılabilecek durumdaydılar. Fakat işte Clippers özellikle gelecek sene yeni salona geçeceği için yeni salonda ve yeni bir bölgede olacak aynı zamanda bu Staples Center'da da değil. Bir şekilde orayı Rekabeti gitmek istiyordu. Hem salonu doldurmak adına hem kendi kimliğini iyice oturtmak adına. Burada çünkü ne olursa olsun hani yıllardır Lakers'dan başarılı olsalar bile yıllarca hep üvey evlat konumundalar. Hı. Yani. Hep işte mesela maç programı yapılıyor. İşte bütün kritik günlerde, kritik maç saatlerde hep şey oynuyor. Lakers oynuyor. Cumartesi günü öğlen oynayan tek takım şey. Clippers. Clippers yani. Şimdi e, burada artık hani şeyde yeni salonlarında Intuit Center mıydı? Intuit Center'da e, rekabetçi girmek istiyorlar. Fakat Kawhi ile Paul George'un bir daha hiçbir zaman o iki sene önceki yani bu takıma ilk gelken üç sene önceki seviyelerine yakalayamayacaklar. Yani hatta... Hatta dört sene önce 5 sene hatta. Yok işte dördüncü sene bu, üç <laughs> sene önce. Ee, hiçbir zaman o seviyeye gelemeyecekler. Yani hatta bundan sonra da kariyerlerinin çok geriye gideceği düşünüyordu ki ben açıkçası ben çok katılıyordum bunu. Yani ben Şimdi kavayın sakatlıklar yüzünden, Paul George'in artık erozyona uğraması yüzünden hiç aynı seviyeleri bulamayacağını düşünüyordum. Ben hani çok çok şaşırdım ama hani iyi anlamda da sevindim çünkü kavay, iyi bir kavay, yani o zirve kavay, dünyanın en iyi oyuncusu tartışmasında ve çok çok özel bir oyuncu. Şimdi bu sene o seviyeyi oynadığı için de bu kontratı. E rahat rahat alır. Back to back'leri de oynuyor zaten. Yani e, sezon içinde sadece Ş şaşırtıcı şekilde Aynen. sağlıklı gidiyor şu anda. Yani bak şu ana kadar Clippers'ta oynadığı maç sayıları 57 52 50 33. Ki bir tanesi de tam kaçırdı. Düşün. Yani en fazla 57 oynayabildi şu ana kadar. Yani şu andan 33'leri buldu, 34'leri buldu mesela. 6 yıldır hiç bu kadar sağlıklı gözükmüyor Hı, -hı işte en son toronto sezonu. İki toronto, toronto sezonunda bile, evet toronto sezonunda bile normal abi, sonu maçı seçerek götürdü. Aynen 2017-2018 son iki spor sezonu da öyleydi. Evet. Yani 2016-2017'den beri 74 oynuyor 2016-2017'de. Toronto sezonunda 60 maç oynuyor ki 60 maç fena değil şu anki görüntü. Yani yani e, 2016-2017'den beri 7 senedir ilk defa bu kadar devamlılığı olan e, evet toronto sezonunu mükemmel geçirdi. Hani şampiyonluğa da ulaştı ama hani bence toronto sezonu kadar iyi gözüküyor sahada. 2016-2017 kadar da devamlı gözüküyor. Böyle bir kavay da zaten bu iş kontratı fazla fazla hak eder. Orada ilginç olan Paul George ile beraber hareket ediyorlardı. Bakalım Paul George yine beraber mi hareket Açık, edecek? Açıkladılar ama yani Paul George'da da e, anlaşmak üzere izliyor. Yani. Ya çünkü mesela atıyorum diğer tarafta elini ovuşturup Paul George'u bekleyen çok da takım var. Yani yapmayacak gibi görünüyor öyle bir şey ama mesela Philadelphia rüyasında şu an Paul George gibi bir oyuncu ister. Yani düşünün Tyrese Max ve Joel Embiid'in yanına Paul George'u koyduğunu. Yani Daryl Morey'in rüyasının ötesinde bir senaryo olur onlar için. Ama şu anki görüntüde Kavai Leonard ve James Harden'la birlikte kalacak gibi görünüyor Paul George o tarafta. Ee, diğer taraftan James Harden'ın sözleşme sözleşmesi için de yazı esas, bekleyecekler. Esas kritik nokta o. Işte. Ya yani onunla sezon içinde anlaşmayacaklar. Anlaşma Çünkü ihtimalleri yok zaten. E, zaten Onun için James Harden'ın da işine ya kimsenin işine gelmiyor. Evet yok. daha uzun vadeli bir kontrat istiyor. Ben o kontratın da uzun vadesini merak ediyorum. Çünkü bu sezon harika bir sezon Clippers adına. Yani Harden geldikten sonraki ilk 5 maçı kaybettiler ama sonra oynadıkları maçlarda sadece çok iyi değiller. NBA'in en iyisiler. Yani James Harden'ın 6. maçından itibaren Russell Westbrook'u kenara alıp Terence Mann'i ilk 5'e koydukları maçtan beri NBA'in en iyi takımı. Boston ve Oklahoma ile kıyaslayabilirsiniz ama en formda takımı Clippers orada. Ve şimdi baktığında şimdi buna reaksiyon verip tabii ki oyunculara yüksek bir kontrat vermek isteyebilirsin. Belki Clippers batı finaline gidecek. Belki NBA şampiyonuna gidecek. Buna reaksiyon verip yüksek kontrat vermek istersin ama şimdi Kavai'la 3 sezonda Paul George'la belki biraz daha uzun James Harden'la 4 sezonu imzalarsan bu şu anda iyi görünse bile belki 3 sezon sonra korkunç bir alışveriş gibi görünebilir. Ama oraya doğru gidiyorlar şu anda. Yani ardında da muhtemelen uzun vadeli bir kontrat imzalayacaklar. Kawai Kawai gerçekten e, tek başına şampiyonluk kaderi çizebilecek bir oyuncu. E, ama Harden'da Paul öyle değil. Harden'da Paul George şu anda e, mükemmel oturdular. Ben geldiği zaman Harden'ı yani ne Harden ne Paul bir kere böyle oynayabileceğini Kawai için de geçerli ama Tekrar bu seviyelerde oynayabileceğini düşünmüyordum ama önemli olan ben Paul George'un tekrar e, kanattan ikinci top yönlendireceği yani e, Oklahoma City'den beri hiç olmadığı bir role e, Oklahoma City günlerine geri döneceğini hiç düşünmüyordum ben. Çünkü Oklahoma City'den beri ayrıldığından beri burada ana top yönlendirici durumda. E, hiç yani o kanat görevlerini falan filan. Yani, hiç yapmıyor zaten istikrar konusunda özellikle büyük maç oynama konusunda da belli soru işaretleri barındıran da bir oyuncudur. E, bu, o role geri dönebileceğini ve açıkçası her sene sakatlık her sene sakatlık derken e, sakatlığın getirdiği yaşla birlikte sakatlığın getirdiği erozyondan buralara çıkabileceğini düşünmüyordum. Ama şimdi o da mükemmel oynuyor. Kimse bir şey demiyor. Tamamen yapıyor. bitirici Ama, şu anda. Tamamen bitirici olacak. Ve o, tamamen değil aslında %90 bitirecek. zaman zaman top yönler, yani ikinci top yönlendirici olarak da zaten mükemmel bir görevde. E, Kavay'ı hep biliyoruz bağımsız oynadığı için zaten çok fazla top yönlendirme görevi de yani James Harden'ın yaptığı iş yeterli oldu. O zaten Zubat'sı da. Ben hatta şey demiştim eee James Harden'in geldi. Ya yani James Hardin'in önemli özelliği ikili oyun oynamak. İşte bu iki oyuncunun elinden topu alacak daha fazla. E kendi zaten bitiremiyor. İkili oyun oynayacağı adam Zubats'la mı oynayacak? Abi Zubats'ı ne kadar büyük silah haline dönüştürürüz. Bu arada yani ikisini de alkışlamak lazım orada. Hem Hardın çok sabretti orada. Çünkü Hardın için de zor. Sen şimdi en oynamışsın orada alışmışsın. Şimdi başka bir uzunla oynamayı öğreniyorsun ama Zubats'la işte. Bu arada Zubats'la oynamak e, Hardın için Embiid'le oynamaktan daha kolay. Şöyle Zubat Avrupa basketbolu fundamentalına sahip olması orada kendisini gösterdi. Yani başta zorlandı Zubat çünkü dördü e 3 oynamakta veya pick and roll'de devlerin uzun olmakta zorlanıyor. Topla potaya gitmek gibi bir şey yok ki Zubat'sın. Zubat alıp bitirirdi eskiden. Şimdi o iki adım atmayı öğrendi. Yani iki adım attıktan sonra bitirmeyi veya Boştaki 3 tarafa pası vermeyi öğrendi. Zaten Clippers'ın sezon dönüşümündeki en önemli faktörlerden biri de bu oldu. Yani Russell Westbrook'u bench'e çekmek, Norman Powell'ın inanılmaz formu bench'ten gelen oyuncular içinde. Terence ilk beşe katılımı. Ve en önemlisi ilk beş içinde topu Harden'a bırakıp tempo yapmaları herhalde bu dönüşümdeki en önemli etkenlerden biri oldu. Yani yani ben Clippers'ın bu kadar tempolu oynayacağını hiç beklemiyordum açıkçası. Ama Harden olmadığı zaman oynuyor zaten. Ee, zaten Westbrook'la Norman Powell'ın kenardan gelip yarattığı en büyük fark o. Acayip vites yükseltiyor. Şöyle oldu. ben hardında beşin de düşündüğümden daha tempolu olduğunu düşünüyorum. Çünkü rebound aldıktan sonra seyircilerimiz görmüştür onu. Yani topu anında Harden'a geçiriyorlar. Hiçbir soru işareti yok orada. Ve hucuma yerleştikten sonra mesela Clippers hep şeydi. Tek aksiyonun olduğu bir takımda. Ama bu takımda Paul George bir aksiyonun içinde, kavay başka bir aksiyonun içinde. Yani benim düşündüğümden çok daha statik bir takım var şu anda ve Harden etrafında oynamayı çok iyi öğrenmişler. Ama gene ikinci, üçüncü aksiyon pek yok zaten. ki Gerek yok yani ikinci, üçüncü aksiyona. Zaten modern basketbolda ikinci, üçüncü aksiyonlara kalmamak daha iyi fikir. Yani ana aksiyondan hemen sonucu üretmek daha iyi fikir. Ee, onu da yapıyorlar. Zubat zaten iyi devrilen bir uzun. E, Harden zaten dünyanın en iyi Picanro'lu oyuncusu. Ee, yani Ardın pek çok yeteneği Terry Özen oynamış olabilir ama Pican yeteneği, pas yeteneği ve Pican yeteneği hmm. yani o, o, 50 yaşında bile oynar o Pican yani. O hiçbir şey dert değil. Takım bir kere muazzam da şut atıyor bu arada. Hardın yüzde 46 ile şut hmm. atıyor abi. Yani Hardın tamam iyi, şutör falandır da hiçbir zaman volümlü ve yüksek yüzde yani yüzde 40'larla atmazdı. Ee, ama şey çok önemli bir şey. Geri dönersek şimdi Kavaya abi Kavay ne olursa olsun o maksimum alır. Tamam mı? Çünkü Kavay gerçekten e bir şampiyonluk kaderi belirleyebilecek 3 4 yani 5 6 oyuncudan biri. Tek başına şampiyonluk kaderi belirleyecek oyuncu. Tek başına şampiyon yani daha doğrusu işte Toronto örneği abi. Hı hı. İyi bir takımsan Kawhi seni şampiyon yapabilir. Bu, bu çok çok az oyuncunun Kawhi'dan daha iyi ya da Kawhi seviyesinde oyuncular olduğundan bahsediyorsun. NBA'de bugün bir yer şey yapsak e, iyi bir Kawhi kaçıncı gelir? Yani ilk onda birim, ondan birimdir muhtemelen öyle. Ama kaçıncı sırada geldiği önemli değil. Fakat Şampiyonluk kaderi belirlemek o başka bir şey. O bir başka daha faktör istiyor. Ee, ve bu çok çok sınırlı sayıda oyuncu da var. Ee, onlardan biri olduğu için yapar. Şimdi Paul George ve James Harden için bu işler çok iyi giderken onların gelecek sezonlardaki erozyonunu yani onlara 3 ya da 4 senelik bir kontrat verdiğin zaman bu kontratın son bölümünün son 2 senesini yani 2 senesi için Hı ama son iki senesinin ne olacağını hesap etmek kolay değil. İşte oradaki onların hesapları da şu. Bu iki sene içinde şampiyon olmak istiyorlar. Dört sene sonrasını düşünmüyorlar. Zaten her sene önce, her şeyden önce gelecek seneyi düşünüyorlar. Evet. Her, bu sene, gelecek sene bunlardan şampiyonluk çıkarmak istiyorlar. 4 Dört evet. sene sonra evet sıkıntı yaşayacaklarının farkında Ve işte, onlardır. Yeni salonlarda geçecekler için bu sene gelecek sene iyi olalım. Ondan sonra üç sene çok önemli değil diyorlar. Ee, diğer taraftan bir başka kontrat uzatma direkt Spostra'dan geldi. Sekiz <laughs> senelik bir kontrat uzatma. 120 <laughs> milyon doların üzerinde bir parayla. Ve yani zaten kariyerini bitirdiğinde NBA tarihinin ve Amerikan spor tarihinin en uzun süre aynı koltukta kalan koçlarından biri olacak. Ki mesela ilk 5'e de aday şu anda orada. Ama şu genel olarak... ikinci değil mi? Popo sonra en uzun NBA sonra. için öyle. Bütün Amerikan sporları içinde bile yani o kolej futbolları, NFL falan hepsini zaten şimdi Belichick falan da ayrıldı. Yani hepsinde bile şu anda çok yüksek bir seviyede. Tam net olarak bilmiyorum ama Parasal anlamda da Greg Popovich'ten sonra beni en çok kazanan koçu oldu. Mount Williams o şeyi başlatmıştı, modayı başlatmıştı ki herhalde hepsi Whatsapp'ta şey diye konuştular Mount Williams o kontrat aldığında. Ulan biz de şimdi zengin olacağız galiba. Çünkü Mount Williams'a senelik 14 milyon dolar verdi Detroit. Detroit arkasından Spurs Popovic 19 verdi. Şimdi de Spurs hemen Popovic'in arkasına Eric Spoelstra geldi. 8 senelik bir kontratla koçların kontratı. Yani Steve Kerr ve Ty da eğer Steve Kerr kalırsa tabii bilmiyorum onun planları ama Steve Kerr ve Ty da şimdiden takımlarıyla görüşmeye başlamışlardır. zaten bu referans noktası oluyor. Bundan sonra hiçbir koçu yani Üst düzey koçlar 17-18 alırken yeni bir koçun da yani bunun yarısından daha az alma ihtimali yok. Yani, yani. eskiden maksimum koç kontratı 7-8 iken şimdi minimum koç kontratı 7 Evet 8, hatta 8. onlara yaklaşıyor şu anda. Yani ortalama bir koç kontratı 10 olacak tabii, tabii gibi. Tabii ben yani. hayır minimum Aynen aynen minimum. Için aynen, aynen, yani. aynen, minimum. Yani bu otomatik yani yaklaşık ikiye katlandığını gösteriyor. koç. Yani oyuncu ücretleri katlanırken o da katlanır çok doğal bir şey. Burada tabii kritik bir tane nokta var. Elixsponsor'un kontratının uzatılacağını zaten hani herkes Hı -hı. biliyor bir çok uzun olması yani 8 sene ne olursa olsun çok uzun bir süre. Bu ona ne kadar güvenlik deneme, ne kadar e, uzun süre onunla çalışmak isteniyor. Daha da önemli bir şey var. Sponsor'un kontratı aslında daha önce uzatılacaktı. Hatta onun uzatılmaması da bayağı tartışma konusu. Uzatıl... <laughs> Niye bu kadar gecikti ve uzatılması? Yani bir boşanma süreci içindeydi hmm. sponsor. Aynen boşanma sürecinde olduğu için. Galiba Şimdi... Kasım aralıktaydı e, o süreçte eee ki eşi de eskiden Miami'de dansçı olarak dans ekiminde çalışıyordu Nikesa Nikispo. Onun ayrılık sürecinden sonra bu kararı açıkladılar. Çünkü çok basit bir şey var. Ee, evlilik kurumu içinde el, elde edilen gelirler paylaşılır. Evlilik evet, kurumuna dahil. Etmiyor. Böylece bu 120 milyon doları ya karısından ya eski karısından kaçırdı yani. Bu da ya Patreliye ya, boşuna Godfather demiyorlar ya. Diğer taraftan da Petrali kendisi sonrası da garanti almış oldu aslında yani. Petrali muhtemelen 8 sezon kalmayacak. Gerçi Petrali'nin işi belli olmaz da. Yani ama Erik Sposstra muhtemelen zaten Petrali ayrıldıktan sonra bu takımda yönetici koç bile olabilir. Ki o hep yöneticiliğe geçmekten bahsediyor. Le Lebron'un omuz attığı koçtan nereye geldik? Yani? Evet. Yani şu, yani şu anda bence zaten dünyanın en iyi koçu şu anda ama bir yandan da en saygı duyulan koçuna dönüştü beyin Embiid'in kendisi için. Onun şanssızlığı da bu arada ortalama takımları çok yükselttiği için bir türlü takımına en yüksek yetenek seti gelmedi Lebron'dan sonra. Lebron sonra süreçte. Onun da şanssızlığı oldu. Çünkü ortalama takımlar çok iyi gösterebiliyor. Tyrese Halliburton'un sakatlığı ile ilgili de Kaan abi güzel bir haber geldi. İki hafta sonra tekrar bakılacak ama düşünüldüğü kadar sıkıntılı bir hamstring sakatlığı değil gibi görünüyor şu an. Ee, evet. Bir, yani onların dereceleri var. Birinci derece. Yani en Görece hafif diyelim, hani sakatlık klasmanına giren en hafif e, versiyon yaklaşık dört hafta hı hı. tahmin ediliyor. Ama e, hem ilgili hep tekrar edeceğim aynı şeyi e, iyileştikten sonrası çok çok kritik. Yani yüzde yüz değil yüzde yüz on iyileşmesi lazım. Yani hı hı. daha güçlü hale gelmesi lazım. çünkü nüksetmesi kasıkla birlikte en kolay sakatlık. E, ama sonuçta hafif olması bence en sevindirici durum. Çünkü herhangi bir o hemsinde yırtılma, sökülme gibi bir şey yok. Yani iki hafta sonra döneceği garanti değil ama çok uzun süre sağlardan uzak kalmayacağı da görünüyor şu an. Aynen. 3-4 hafta deniyor. Umarız bir daha olmaz diyelim. Marcus Smart'ta 6 hafta yok Marcus abi. Marcus Smart'ta parmağı. onun parma sakatlandı pozisyonu gördün mü? Evet yani çok ilginç bir pozisyonda zor. attıktan sonra parmağının kırıl kırılmadığı da ay, burkulduğunu fark etti. Ve yani tam bir Marcus, Marcus Smart başına çok geliyor bu el evet. sakatlıkları, parmak sakatlıkları. Çünkü kendini sakınmadığı için. Evet zor oluyor öyle oyuncuların yani, kariyerlerinde. Eee Jamor Ant'ın ardından Marcus Smart da kaybedince Memphis için bu arada Jerin Jackson da küçük bir sakatlığı var. kayıp e, sezon ya. Ya yani Memphis şey e, bu sezon bu sezon maalesef e, birilerini kızdırmışlar. Bir vudu büyüsü yapılmış. Evet. Yani kurşun döktürmek zamanında çözülecek gibi değil mi? Aman abi kurşun kur demedim. <laughs> <laughs> Nefis olunca artık her ne olur. O kurşun o kurşun değil arkadaşlar. Menpis, <laughs> bu e, metal olan kurşun. Nefis olunca insan bir şey oluyor. Hakikaten çok yazık oldu onların sezonlarına. Şaka bir yana yani sonuçta bu kadar genç bir takımın böyle şanssız bir sezon geçirmesi üzücü. Bir renk katan bir takım. Renk katan demişken haftanın takımına geçelim mi? Geçelim. Spoiler veriyoruz biraz ama heyecan verici güzel geçelim. bir takım konuşacağız. Evet efendim. Haftanın takım bölümüne hoş geldiniz. Çok güzel bir takımı konuşacağız. Öncesinden de öncesinde de pizzattan pizzalarımız var Kaan abim. Sepetli 100 kupon koduyla bugün ikimiz de karışık tercih ettik. Benimki de biraz daha fazla peynir var. Bayağı zengin. Ben son dönemde soğana taktım. Soğan var mı ya bunda? Abi sana eski aşkın mısırı Sen verdik ya. bu sefer. Mısır, mantar, sos, her şey var ama soğan bu sefer yokmuş. Olsun. Kaan Utah Jazz'in de ilginç bir durumu var. Şimdi senin de çok güzel bir vintage, hafif böyle güzel bir üstün var. Hayward tanımından ın <laughs> kalma. Ee, güzel bir üstün var. İlk 23 maç, yani ilk 23 maç sonunda burada konuşsaydık Utah Jazz'e. Biz NBA'nin en kötü takımlarından biri olarak işte tanking yapması muhtemel. Hatta elindeki Yapan parçaları... Hatta elindeki parçaları yollaması muhtemel bir takım konuşacak Çünkü ilk 23 maçta 7 galibiyet 16 mağlubiyet almışlardı. Fakat sonrasında sonun 16 maçta 12 galibiyet 4 mağlubiyet aldılar. Ve bu dönemde yendikleri takımlar da öyle az buz takımlar değil. Zaten en son Denver'ı mağlup ettiler. Mesela. Son 9 maçında da 8'ini kazandı. Herhalde. Evet ve yani yenildikleri takımlar da hani atıyorum Pelicans gibi, Sacramento gibi, Cleveland gibi ancak formda takımlara yeniliyorlar. Ama ilginç olan burada, çünkü bazı takımlar sezona formsuz başlar, sakatlıklar olur, arkasından daha iyi şut atmaya başlarlar ve sezon düzelir. Ama Will Hardy ve Utah Jazz'da ilginç şöyle bir durum var. Acayip de şeyler değiştirdiler. Oh. Yani sezon başında başlayan takımla şu an başlayan takım arasında dağlar kadar fark var. Veya şu an başlayan oyuncu grubuyla, ilk 5 oyuncu grubuyla, yedek oyuncu grubu arasında yani yetenek olarak baksan ya bu oyuncu niye yedek, bu oyuncu niye ilk 5 başlıyor diyebileceğin çok fazla durum var. Ama Kristian'ı ilk 5'e koydu, Simona Fontecchio'yu ilk 5'in sabit oyuncusu yaptı. Jordan Clarkson'ı yedekten getirip Colin Sexton'ı ilk 5'e koydu ve bu takımın belki de en büyük umutlarından biri olan Walker Kessler'ı yedek uzun olarak kullanmayı tercih etti Bilal'de. Ve bütün bu değişikliklerin sonrasında Utah şu an Dembe'nin formu takımlarından biri. Ee, buraya gelene kadar da neler neler denendi yani. Şimdi ilk 26 maç diyorsun. E, takımın tanking yapıyor durumda. Bu arada bir e, sakatlıklar da yaşadılar ama. Tabii tabii mesela, yaşadılar. Mesela, herhangi başka NBA'deki bir takımın yaşadığı sakatlıklardan çok çok daha dramatik sakatlıklar yaşamadılar. Burada tabii ki Markkanen'in yaklaşık 9 mu 10 maç mı ne kaçırdı. O bölüm önem çok önemli. Kessler de bir ara sakatlanmıştı. Keza Jordan Clark's'ın Ama yani bir Jamorant sakatlığı gibi ya da Jamorant süreci gibi değil. Yani takımı gerçekten bütün ümitlerini kaybettirecek ölçekte büyük sakatlıklar da yaşamadılar. Sakatlıklar problem oldu ama onlar bütün bu sürecin ana tetikleyicisi değil. Sezon başında herkes sağlıklıyken, bu sakat problemleri yokken de açısı bu takım geçen seneki başlangıcından çok daha uzak, geçen seneki bitirişi gibi çok dağınık gözüküyor. Hı hı. Yani savunmada zaten geç, biliyorsun geçen sene e, savunma anlamında yerlerde sürüyorlar. Walker Kessler geldikten sonra bile iyi değillerdi. Hani Volker Kessler bir tık biraz daha iyi yapmıştı ama hala çok kötülerdi. Hücumla çok şey yapıyorlardı. Fakat bu sene bir başladı. Şimdi ne bu sezon başladığı zaman savunma gene geçen seneden biraz daha iyiydi. Vasat'a yakındı. İyi demiyoruz ama. Hücum, Hücum zaten... çok devrildi. Hücum korkunç ötesiydi <laughs> evet, yani. çok devrildi. Sonra neler neler denendi. Keli oyunlikler ilk beşe atıldı. İşte çok konusunda... oynattı mesela. Zaten sezonun başında öne çok önemli bir Sonra Sonra oynattı. Uzun süre ana karar verici Taylor Norton takırdı. Geçen seneyi bitiren yapıydı o. Yani ana karar verici, ana gard Taylor Norton takırdı. Geçen sezonu bitiren ve kötü bitirendi. Terin Norton takırla başladılar. Şimdi te, bakıyorsun Terin Norton takır kötü oynamıyor. Ama takım facia durumda. Eee soru ondan vazgeçildi. Çaylak Keonte George oynadı. Keont e George George 1-2 maç çok iyi göz gene dağıldı. Ee, i̇şte Colin Sexton'ı geçen kendisine onu güzel bir rol bulmuşlardı işte. 2. 5. skoreri. Çünkü Colin Sexton için bence ideal rollerden biri o. Çünkü önemli bir skorer fakat bir kurguyu işletmek veya kurgunun parçası olmak konusunda çok zorlanıyor ve açıkçası genç oyuncudur. Zamanla alış Abi olmayacak gibi. Yani e, onun özellikleri bir yapıyı çalıştırmak, yani idare etmek veya bir parçası olmaktan uzak. Biraz daha yani Jordan Clarkson'ın başka bir versiyonu hı hı. Jordan Ha şey diyor zaten Utah. Abi Jordan Clarkson da bunun beteriydi. Jordan Clarkson'a bak ne güzel. E, Aynen. skorer bir guard gibi. Tabii ki bir yön yani diğerlerini çalıştıran bir hazırlayıcı gibi değil ama hazırlamakla atmak arasındaki dengeyi bulabilmiş bir oyuncuya dönüştü Jordan Clarkson. Colin Sexton da yapar diyorlar. Yapamıyor abi. Yani evet bir ilerleme kaydetti ama yüzde 90 atmak üzerine kurgulu. Onu tam, ona da ikinci beşin skor görevini verdiğin zaman hani üç aşağı beş yukarı roller oturmuştu. Bu sene abi her şey karıştı. Şimdi Taylor Norton Tucker iyi oynuyor bir işe yaramıyor. John Collins iyi gözüküyor bir işe yaramıyor. Lori Markanen geçen sene gibi değil ama zaten onun sistemin bir parçası olduğu zaman çok daha etkili. Çünkü o sistemden bağımsız üretebilen bir kavay, bir durant gibi değil yani. O her şeyin bir parçası olduğu zaman öyle. Sonra sakatlıklar da gelince abi her şeyi denetler. Ya aynı pozisyonda <laughs> abi takımda en e, sezon başından itibaren rolü en az Dejan Oriel'de John Collins oldu. Biliyorsun en çok e, ne derler kurban edilen en fazla vazgeçilen oyuncudur. Nitekim onunla ilgili takas dedikoduları da var da. En az rol değişen oldu. Abi herkesin her şekilde rol değişiyor. Lorum Arkan'ın 3 oynadı, 4 oynadı, 5 oynadı. Zaten bir sürü oynamadı. Keonta George'da oynadılar. Tez Nortnaker 1 oynadı, 3 oynadı. 4'e koy çektiler bir ara. Agbaji'yi 3 numara kullandılar. Aa, sonra aa, çıkardılar. Fonseca'yı koydular oraya. Agbaji, Ag işte Agbaji sonra ortaya. Bak Agbaji'den bahsedeyim. Akbaji'nin Ag ortasında 3 oynadılar. Sonra 1 oynattılar Agbaji'yi. Çünkü bir, abi 1 bir, bir numara oyun kurucu pozisyonu. 7 tur falan döndü galiba. 7, 6 oyuncuyu denediler orada yani. Olmuyor ama hiçbir şey olmuyor. Fakat nihayet sakatlıklar sırasında bence bu e, formüle ulaştılar nihayet. E, Keonte George da bu arada gardı oldu o da düştü. Kristan'ın savunma özelliklerini kullanmak istediler. Çünkü Kristan'ın ne olduğunu biliyoruz. Kristan hücum anlamında çok çok sınırlı bir oyuncu. Ama oyun devamlılığı, savunma baskısı. Artı oyun kurucu özellikleri yüksek bir oyuncu. Evet, topu getirip dağıtabiliyor. Aynen öyle. Atmak zorunda hissetmiyor kendini. Onun yanına Kone Sexton'ı eklediğin zaman da güzel bir kombo oluşturabiliyorsun. Evet. Fakat bu kombonun diğer oyuncularla olan ilişkilerinin daha önce test edilmediğini görüyoruz. Zaten Kristan bir süredir ligde değildi. Onların yanına şimdi Kone Sexton üst düzey bir skorer. Bir tane de elit skorer ekleyebilirsen Lori Markanen gibi eee bütün bu köp yalnız sadece Kristanın getirdiği topu köprü halinde herkesle birleştirebilecek, Gerekten kendi atabilecek. Ama yani yüksek kullanımda değil ama düşük kullanımda parçaları bir yerde oturabilecek tutkal gibi bir isim var. Abi o da Simone Fontecchio oldu. Çok şaşırtıcı ama müthiş bir rol buldu onu Aynen ya. öyle. Ki Simone Fontecchio geçmişinde ne Avrupa'da ne NBA geçmişte böyle bir oyuncu değildi. Burada biraz daha Nikola Batum, biraz daha Gordon Hayward da evet. evrilmesi çok işlerine geldi. Ya savunmada bu takımın en iyi kanat savunmacısı gibi şu anda. Çünkü fiziği orada. şimdi Abrac da iyi bir kanat savunmacısı hmm. ama Fontecchio daha tecrübeli bir oyuncu. Yaşı da büyük bir oyuncu Yani çaylak olarak NBA'ye geldiğinde de artık 20 yaşlarının ortasını hmm. geri geçmişti. Fakat burada ne yapıyor Fontekio? Boş şutları değerlendiriyor. Zaten bu takım spacing manyağı. Yani spacing bu takım için birinci kural. Boş şutları değerlendiriyor. Savunmada da rakibin en kuvvetli ve en fizikli kanadını tutuyor. Hmm. Bu kadar abi. Başka hmm. bir şey istemiyorlar Fontekio'dan ve hmm. onu yapıyor. Ve, ve e, şey köprü olmasını. Bütün organizasyon evet, Evet akıllı yok. bir oyuncu zaten. Aynen, 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 evet. bir aynen. Yo, Zaten çok fazla topla bir şey üretsin diye değil. Ama akıcılık devam etsin. E, Markkanen zaten ana skorer, ana bitirici. Markkanen e, ilk beş başladığı zaman John Collins ile ikisinin de yani özellikle Markkanen'in büyük olması çok büyük şeyde fark yaratıyor. Rakibe göre eşleşmek için çok... Yani mesela kısa beşlere karşı Markkanen mükemmel bir beş. Uzun beşlere karşı üç, üç, numara oynatabiliyorsun. Ve asıl konu senin normal şartlarda ilk beşte olmasını beklediğin, düşündüğün iki isim Jordan Clarkson ve Walker Kessler kenarda olduğu için onlar da onları kısa sürede oyunu alıp rakibe göre, duruma göre çok çabuk takımı evirebiliyorsun. Mesela çok fizikli bir takımsa Walker Kessler'ı daha fazla kullanabiliyorsun. Böylece Markanen'i gerekirse üçe çekebiliyorsun bu durumda. Fiziği dengeliyorsun. Çok böyle geniş alanda oynayan bir takımsa mesela Golden State oynuyorsan o zaman Walker Kessler'ın dakikalarını daha da kısıyorsun. Başka 5'lerle beşlerle sahada kalıyorsun. Jordan Clarkson yani daha önce Colin Sexton'a verdiğin görevi kenardan gelen skorer görevi Jordan Clarkson'a verdiğin zaman Jordan Clarkson aynı zamanda Kristanın yani oyun kurucu rollerini de biraz alabildiği için böyle bir 80'i de bu oynatabilecek bir yok. Zaten Clarkson kenardan gelemiyor. 30 küsur dakika oynuyor. Evet. İlk 5 gelse de zaten o kadar oynayacak. Ana skorer zaten o takımın. O yüzden yani şimdi bu senin de çizdiğin bu tabloya bakınca şeyi görüyorsun aslında. Yani burada Villard'ın koçluk başarısı bir klişe tabir vardır ama onu doğru yapmakta, rolleri iyi dağıtmakta. Şimdi her takım bundan bahseder. Rolleri keskin bir şekilde, iyi bir şekilde dağıtmaktan. Ama çok az takım bunu yapar. Utah 16 tane farklı ilk 5 denedikten sonra rolleri dağıtmanın en iyi yolunu buldu ve Burada benim Utah izlerken en çok hoşuma giden şey. Bence burada NBA'nin en eğlenceli takımlarından biri Utah. Çünkü müthiş bir spacingle oynuyorlar. Çok hızlı oynuyorlar ama hızlı oynarken hiçbir zaman organizasyonu kaybetmiyorlar. Yani geçen seneki Utah gibi Houston gibi değiller. Hücuma geldikten sonra çok rahat karar verebiliyorlar. Çok hızlı karar verebiliyorlar. Ve en önemlisi ben bu takımın ilk 5 yedek dağılımında şeyi çok seviyorum. Yaratıcı kısan senin kim? Colin Sexton. Yedekte aynısı var. Jordan Clarkson. Biri daha iyi. Jordan Clarkson daha iyi bir oyuncu. Ama aynısından var. Senin yaratıcı uzun, hareketli uzunun Lory Markanen. Hucumun hasta aksiyonlarının çoğu Lory Markanen'in hareketliliği, perde yapma, perde üstünden gitme kabiliyetine oluşuyor. Yedekte de aynısının Çin malı var. Keloğlu'nun iki kullanabiliyorsun. Şimdi i̇şte burada... Keloğlu'nun tabii daha pasörü onun. Biraz daha işte o perdeden biraz sonra pas verdiği yani, seviyor. E, Lory Markanen skoreri onun iki pasörü versin. Mesela Fontecchio'ya sahipsin. Fontecchio'yu çıkarıp Abaji'yi alabiliyorsun. Şimdi üç farklı prototipte senin aslında oynatabileceğin oyuncu var. Burada farklı olan bir oyuncun Lorin Markanen ile John Collins. Bunlar birbirlerinin ikamesi değil. John Collins biraz daha hareketli ve alan açan bir 5 numara olarak oynuyor. 5 numara geçtikten sonra. Walker Kessler ise klasik bir 5 numara oynuyor. Yani şimdi Villardin'in iki tane farklı yolu var. Hem ilk 5'in ikamesi olan bir yedek grubu yaratma Ömer şansı Far var. Ömer Faruk Kürt'ü de var abi. Üçüncü uzun olarak da o klasik. Bir süre ilk 5 başladı bu arada bayağı. Aynen. Böyle 1-2 maçta değil. 5 ya da 6 maç başladı. Zaten şöyle oluyor şu anda. Bir tane sakatlık olduğunda Taylor Martin takır ya da Ömer Faruk rotasyonun içine giriyor. Şu anda maalesef rotasyonun dışındalar ama şöyle bir şansı var Villardin. ilk İlk çok benzer bir yedek grubu da oynatabilir. Rakibe göre pozisyon alıp daha farklı bir yedek grubu da oynatabilir. İşte böyle bir 10 kişiye sahip olmak ve bu 10 kişiyi doğru roller içinde dağıtmak Villard'ın çok önemli bir koçluk başarısı. Hiç dağılmadı bu süreçte. Ee, burada daha etkileyici olan şimdi 10 kişi dedin işte bence 12 tane falan zaten rotasyonun parçası olan neredeyse yani duruma göre değişse de oyuncu var. Burada önemli olan abi NBA'de NBA'de hiyerarşi çok bellidir abi NBA genelinde. Yani ilk beş başlamanın Hı -hı. önemi büyüktür. Ve işte ilk beş başladıktan sonra bir oyuncu kötü oynasa bile ya da bir yedekten gelen bir oyuncu çok iyi oynasa bile onun alternatifi ikinci yarıya başlamaz. Yani Avrupa, gibi... Avrupa gibi hiç değildir bu ha, konuda. Ha sonraki maç değişebilir bu hiyerarşi. Ama maç içinde değişmez yani. O maçta odur abi. Babacım ilk beş başlayan adam 35 dakika hadi olsun 30 dakika oynar yani. hani Çok kolay kolay kesmez. Abi burada ve şey de çok önemli. Bu oyuncuların bu kadar maç yaparken güven kazanmaları, hı hı. rolleri dağıtmak diyorsun ya. Abi o rollere şimdi sen bir rol veriyorsun o role alışması, o rolde diğer oyuncularla ilişkisini geliştirmesi, bunu zaman içinde adapte olması, kişisel hedefleri doğrusunda tatmin olması, buna e, gerekirse biat etmesi, gerekirse fedakarlık etmesi bunlar zamanla olan şeyler. Kesin. Abi Vilhard'ın takıma olan hakimiyetini de gösteriyor bu. Yani her oyuncuyu hazır tutup bazen küçük bazen daha büyük roller vermeye e, ikna etmesi onların çoğu oyuncu isyan eder abi şeyde. Abi yerin daha çok bilmek ister. daha Alek çok oyuncu eden ister. bir takımsan yani, yani bir evet. playoff iddialısı takım değilsen hmm. e, ligin dibinde sezona başladıysan orada oyuncular bir sonraki kontratları için oynamayı tercih yani ederler. Geçen hafta şeyi almıştım ya bu seviyor sevmiyor'yu almıştım. Sexton mı? pozisyonunu konuşmuştuk. O çıkarım. Sexton pozisyonu mesela çok şey anlatıyor bence. Hani takımda nasıl bir Avrupalı koç gibi bir otorite, bir hakimiyet, bir saygı uyandırdığın en önemli göstergesi. Bir de tabii deneyinç gibi yönetici yöneticiye sahip olmak da orada önemli. Çünkü deneyinç senin arkandaysa, yani deneyinçlerin, petrollerin biraz daha rolü farklı NBA'de. Yani onlar takımdaysa oyuncu şeyi biliyor. Yani o takımdaki hiyerarşide patronların kim olduğunu ve ne yapmaması gerektiğini biliyor. Ama Utah bu süreçte izlemek çok ama çok güzel gerçekten. Yani çok tempolu oynuyorlar, çok erken yerleşiyorlar. Uzunlarını çok yaratıcı şekilde kullanabiliyorlar. Ve hücum bir bantlarından da çok avantaj elde ediyorlar Kaan abi. Yani aslına bakarsan uzunları ince şu anda kal Nestle Lorimarcan'ın ama abi Lori Marcan o kadar kaotik bir oyuncu ki. Her hücum ribandının içine dalıyor Lori Marcan'ın ve o kaosun içinde bir şekilde düzenli oynamayı başarıyor. O sayede şu anda hücum ribandı yüzdesinde NBA'de ikinci sıradalar yanılmıyorsam Yani üçlük deneme adedinde yedinciler Hücum ribandı yüzdesinde ikinciler. Bu ne demek? Çok fazla üçlük atıyorlar ve o üçlüğün arkasından Pote'ye hurra diye saldırıyorlar. Çünkü Villar da o düzeni onlara vermiş. O özgürlüğü onlara vermiş. Evet, zaten üçlüğün reboundunu almak biraz daha kaotik oluyor. Çok top Çünkü gibi. rakip savunmanın da dengesi bozuk evet. oluyor orada. Çok, çok uzağa sekebiliyor üçlükten Hı -hı. dolayı. Kile oranla. Onu da riske ediyorlar. Pote'ye saldırmak değil. Daha çok havuza daha çok saldırıyor. Havuza da çok, çok rahat giriyorlar evet. zaten. Şey... E bu arada son 9 maçın 8'ini kazandılar galiba. Arada bir tane muhalifetleri var yalnız oldu ne muhalifet? Boston'a göre değil mi? Boston'a. 54-18 var. Bu arada Utah çok formda geliyor dedik. Bir Boston maçına çıkardık. Boston 54-18 başladı maça. Yani perişan etti. Ama son Denver galibiyetiyle onun intikamını aldılar. Denver'a karşı çok iyi göründüler orada. E, hız servis lezzeti konuşalım istersen senle burada. Hıza ne diyorsun? Hız şu anda çok iyi tabii. 8. Ya yani sezon başında çok kötü başladıkları için anca toparladılar. Hı. ama play-in potasına geldiler şu anda. Abi Golden State'i Lakers'ı yakaladılar. Ya yani. Golden State'i geçtiler, geçtiler, zaten. Lakers'ı yakaladılar. Memphis'in kopmasıyla birlikte şu an Lakers'ı indirip... ...onların Houston'ı ya da Lakers'ı indirip play'in içine girme ihtimali Hı. var. Bir yandan da bu arada hala takas görüşmeleri yaptığını eminim Hı. ben deneyince. Deneyince asla öyle sen kendini rüzgara kaptırmaz. Yani hem Lori Marka'nın için hem de diğer oyuncular için. Mesela Kelly Olenek için de görüşmeye devam ediyor diğer takımlarla. Ben de 8 vereceğim burada. Servise ne diyorsun? Abi servis şu anda çok iyi gözüküyor ama Wilhard'in yani, hani de, bahsettik onun hakimiyeti hakimiyet, erkezleri tutması bunların hepsi çok güzel. Ama abi e, bu çarkı feleği, geç, bu, bu takım bu sezon çok kadro değiştirmedi. Geçen seneden çok şeyi taşıyor. E, abi bu, be, bu dengeyi bence daha çok daha erken bulabilirdi yani. E, arayıp bulması takdir edilmiş olsa da e, bence ideal bir e, servis. Bu arada servis ideal de değil bu arada. Hani biraz şey gibi açık büfede duruma göre şey e, nabza göre şerbet veriyorsun. Bunun avantajları olduğu gibi belli dezavantajları da var. E, ben mükemmel olduğunu düşünüyorum. Çok iyi ama mükemmel olduğunu düşünüyorum. O yüzden 6 vereceğim ben. Evet, yani ben bayağı iyi olduğunu düşünüyorum şerbeti. Abi size. çok geç kaldı ama ya. Ama zor kararlar bunlar abi. Yani Walker Kessler senin sonuçta acayip bir çaylak sezonu geçirmiş. Şimdi Walker Kessler büyük bir, bir figür değil. Ama bu takım için Utah ki mütevazı bir takım için önemli bir figür. Ve Utah seyircisinin de Salt Lake City'de çok sevdiği bir figür. Onu 15 dakika yalıp kenara koymak bence önemli bir karar. Walker Kessler sakatlanmasaydı yapamayabilirdi abi. Ama sonuca bakıyorum burada. Hmm. Mesela Kristan'ı şu takımda, şu yetenek grubu içinde Kristan'dan bir ilk 5 point guardı çıkarmak da ilginç bir koçun kararı. Doğru. O yüzden ben burada 8'i vereceğim Willard Hoca'ya. İlginç de bir tip Willard Hoca. Eee lezzete ne diyorsun? Ee, abi çok kaliteli bir takım olduğunu düşünmüyorum ben. İşte burada sen de puanlama sistemimizin hmm. farklı oluşunun en şey yaratacağı takımlardan biri. Yani parçalarının çok üzerinde performans gösteriyor ama Kaliteli değil abi 4 Ya ben burada lezzete de çok yüksek yarışıyorum Savunma yapmamaları çok fazla savunmadık ya ki şu anda fena değiller savunma konusunda Orada, üç, 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 üç. Savunmada kötü bir takım olmaları benim için puanı düşürüyor ama ben Hızlı oynamayı çok sevmiyorum yani hızlı oynayan takımlara inanılmaz düşkün değilim hiçbir zaten çünkü Düzen seven bir insanım ama mesela böyle işte bazı takımların bu seneki Indiana ve Utah gibi takımların şey hoşuma gidiyor. O hızın içinde bir düzen olduğunu görüyorsun ya takımda. Hani oyunculara belli roller tanımlanmış. Modern koçların söylediği belli konseptler verilmiş. Ama o konseptin içerisinde özgürlük tanınmış. O yüzden burada 7 vereceğim Utah Chaz'ı. lezzetli buluyorum. Ben 3 verdim valla. <laughs> Bilhardin'in yaptığı işi takdir ediyorum. Yani yanlış anlaşılmasın. Zaten hani hakikaten çok 2 senedir yaptığı iş mükemmel. Ama e, bu şu anki denge de çok sürdürülebilir bir denge değil gibi. Yani biraz daha kısa vadeli çözümler üretmiş gibi. Kısa vadeli çözümleri birleştirmiş ve buradan bir yapı kurmuş gibi ama çok kırılgan hala. Olabilir tabii. geçen seneden daha fazla şey getirmesi gerektiğini düşünüyordum ben. O yüzden yaklaşık, e, servise düşük verdim. Yoksa, Wilhardi çok iyi iş yapıyor ama bu, e, dediğim gibi, servis toplamında, bani ani böyle 9'u 10 vermeme engel oluyor. Yoksa zaten takımın elindeki malzemesi de belli yani. Ee, ben yani bu arada ben de devamlılığın olmayabileceğini düşünüyorum. Sonuçta takımın kalitesi belli seviyede bir kalite. Yani bu kadar en iyi takımlarından biri gibi gitmeyeceklerdir ama izlemek ilginç olacak onları. Takas döneminde de izlemek ilginç olacak. Buradan seviyor sevmiyor'ya geçelim. Geçelim. Evet efendim seviyor sevmiyor bölümüne hoş geldiniz. Kanap şütörlerle başlayacağız. Sen hangi takımın şutunu övmek istiyorsun? Ya geçen sezon e, ee, oklamasının en büyük problemi bir işte 5 numara e, bu, eksiği ve sahayı açamamasıydı şu Hı -hı. problemi deneyelim. Abi bu sezon ligin şu anda en yüksek yüzdeyle üç sayı atan takımı yani abi bir de şut problemi olan takım. Yani doğru düzgün bir ekleme yapmadan evet Casey Wallace ve e, Chet eklendi ama özellikle Chet Ongren, tamam şutör ama öyle yüksek volümlü falan şutör değil takım halinde ligin şut problemi olan bir takımın ligde en yüksek yüzdeyle üçlük atan takımına dönüşmesi başlı başına bir mucize. Abi 17 kişilik rotasyonu var. Oklamasını. Ya yani bu sezon içinde belli süre almış 17 16 kişi var pardon. Abi yüzde %40'ın üzerinde üçlük atan oyuncu sayısını biliyor musun? Çok 10 yüksekti. 10 abi. 8 Ki, diyecektim de olmuşlar. 10 abi. Ve bunlar arasında takımın en azından geçen çünkü baş aktörleri bu sezon biraz değişmiş olsa da Şaycıcı Alexander ve Josh yok. Şaycıcı Alexander da %32 ile bayağı kötü atıyor aslında teknik olarak. Fakat abi Lou Dortundan şeyine kadar işte Isaiah Joe'yu zaten saymıyorum ama Lou Dortundan Jalen Williams'ına işte bütün işte rotasyon, Wiggins'ine bütün rotasyon parçaları Chet Holmgren'de tabii bu sezon eklendi. %40'ın üzerinde üçlük atıyor. Acayip bir performans. Yani burada da şeyin hakkını vermek lazım. Biraz bazen unutuyoruz bazı şeyleri. Geç önceki sezon başında bir transfer haberi gelmişti hatırlıyor Hı -hı. musun? Chip Englund'u aldılar. Chip Englund'u aldılar. Spurs'un kaybetmesi de ilginçti onu açıkça Aynen. söylemek gerekirse. Ama çok büyük yani hiçbir e, şut koçuna e, daha önce tarihte görülmemiş bir para verdiği söyleniyordu okunma City'nin. Ki zaten Sam Presti de eski Spurs çıkışlı bir Aynen. yönetici. O yüzden Chip Englund'u da kaptı orada. Chip e, Englund Fred Vinson'la birlikte New Orleans'daki Fred Vinson'la birlikte NBA'nin en iyi şut koçu olarak gösteriliyor. Ee, onun transferinin etkili ne kadar etkisi var görüyoruz ama abi görüyorsun bu sonuçta tesadüfen olmaz abi bu kadar bu kadar şut problemli oyuncunun ortalama üstüne çıkması e, şey tesadüfen olmaz. Ben de diğer tarafa gideyim o zaman. Ben de Pelicans'ı söyleyeceğim bu hafta. Çünkü Pelicans da şu an NBA'nin en, en, en sıcak takımlarından biri ve şut onlarda da her şeyi değiştiren noktalar. Orada da Fred Winston var abi. Orada da Fred Winston var ve şeyi görüyorsun yani onlar bir Zion Williamson ya da Brandon Ingram takımı gibi oynamıyorlar son Bir CJ McCallum takımı gibi oynuyorlar. Bu en iyi oyuncuların CJ McCallum olduğu anlamına gelmiyor mu? Çok hızlı gidiyorlar rakip potaya. Çok hızlı top dolaştırıyorlar ve işte Hulk Johnson'dan Atıyorum e, biz zaten CJM Akkalı'ndan bahsettiğim yedekten oyuna giren Jordan Hawkins'ine kadar. Herkes o kadar iyi katkı veriyor ki son dönemde New Orleans Pelicans rotasyonunda Yani Jonas Valenciunas'ın artık hiçbir korkusu yok üçlük kullanmaya derdi. top geldiği an atacak. Dolayısıyla bu takıma bakmak da Pelicans'ı izlemek de çok eğlenceli son dönemde. Sen bu, abi, hep bugün 3 tane formda takımda lazım Clippers, Utah ve New Pelicans. Orleans... Pelicans ligin en formlu takımları sonunda. Warriors'a karşı 40 üçlük denediler. Bence 19 üçlük sokmaları kadar önemli bir şey 40 üçlük denemeler. Çünkü Pelicans ligin en az üçlük deneyen takımlarından biri. 31-32 tane atıyorlar ama son dönemde Sacramento 35 denediler 19 soktular. Warriors'a 40 denediler 19 soktular. Spurs'a karşı bir maçları var 42 üçlük deneyip 22 üçlük soktular. ya yani son dönemdeki bu trendleri sürerse ligin onlar en yüksek yüzdeli üçlük atan 5. takımı zaten. Ama az deniyorlar. Eğer denemeyi de arttırmaya devam ederlerse bu seviyelerini koruyabilirler. Şu an Sacramento ile birlikte inin üzerindeler ve yerlerini de sağlamlaştırmak üzereler. Yani Dallas'a fark atma ihtimalleri var böyle giderler. Şimdi Trey Murphy, falan da döndükten sonra liginde en geniş kadrosu haline evet. geldiler. Çok güzel bir rotasyonları var. Evet. Dyson Daniels Çünkü... da yedek grubun içinde zaten. Şöyle ligin en birden e, 12'ye kadar en kaliteli kadrosu. Derinlik anlamında yani. E, sevmiyor ne sende? Sevmiyor ben de. Ya biz yıllar içinde hani çok zaman zaman hani bahsetsek de çok hakemlerden çok fazla konuşmuyoruz ki zaten hani NBA basketbolunun doğasında olan bir şey değil hakem. Ama geçtiğimiz hafta hani zaten bu sezon çok kötü geçiriyor NBA hakemleri. Fakat geçtiğimiz hafta hakem çok gündeme geldi. Çünkü ya yani tabii ki e, spesifik maçlardan pozisyonlardan bahsediyor ama yani bazen öyle şeyler oluyor ki insan da e, kardeşim bu da olmaz diyorsun. E, şey maçının sonu e, Boston, Indian kaybetti. Indiana. Hı hı. Abi Indiana maçının sonunda Jaylen Jalen Brown bir şuta kalktı. Foul çalındı. İtiraz edildi ve karar değiştirildi. Abi ben değiştiğine inanamadım. Jalen Brown net bir şekilde kafasına vuruyor. temasla. O normal yani o kabul edilebilir bir temas deyip devam ettirdiler öyle. Ben böyle hayretler içinde izledim. Sonra Toronto Lakers T maçından sonra da Rajkovic ceza aldı Aynen zaten. Aynen öyle. Yani o maçın sonunda da son çeyreğinde de 23 serbest atış kullandı Lakers. Çoğu bence bu arada 8 tanesi zaten taktik foul. Yani çoğu Lakers tarafından hak edilmiş follerdi. Yani Lakers'in esas zaten itiraz edilen konu Toronto'nun hiç düdük alamaması yani hmm. Lakers alırken. Hani 23 tane servis atış attı ama çoğu hak edilmiş düdüklerdi yani. Ee, Toronto'yu çalamıyordu. Ama yani e, bunlar örnek spesifik maçlardan bahsediyoruz. Hakem standart çok düşmüş durumda. Ben de Hakem demişken diğer tarafta Raymond Green'den bahsedeyim. Raymond Green de döndü ama tam dönmedi aslında ilk <laughs> maçına çıkmadı Kaan abi. E, fakat e, hani bu NBA'de Jamorant'ta da olan bir şey var. Hani bu dersini alma muhabbetini gösterir cinsten bir e, podcast yaptı ve yani orada bile şeyi fark ediyorsun. Draymond Green'in de çevresindekilerin de şeyi kontrol edemediğini fark ediyorsun artık. Yani Draymond Green bir dersini aldım podcast'i yapmalı mı sorusuna evet cevabı verenin kim olduğunu ben merak ediyorum. Yani bu kadar çok para kazanan, bu kadar zaten sen de 25-30 milyon dolar alan oyuncuların tabii ki podcast gelirleri ve YouTube gelirleri de olabilir ama yani sen oyunculara yumruk ve dirsek attın, hakemlere de sürekli itiraz ettiğin için NBA'den uzaklaştırma aldın. Dönüşünde senin 50 dakika konuşman, iyi bir fikir mi? 50 dakika boyunca kendini anlatman. Orada hatalarından da bahsediyor falan ama yani ben bunun Edim Silver'ın da NBA'in de bu konuda ona ya aslında bu mantıklı bir yol değil diyememesini çözemiyorum. Yani geldi diyor ki Adam işte ben emekli olma kararı almıştım. Adam Silver'a gittim dedim ki Edim ben artık dayanamıyorum. Adam Silver beni engelledi diyor. Abi bu diyalogları duymanın Draymond Green'e de bir faydası yok. Warriors'a da bir faydası yok. Adam Silver'a da bir faydası yok. Çünkü sen başka oyuncuları vurduğun için oyundan uzaklaştırılma sebebini sonra alıp ben buna dayanamıyorum diye sunarsan bu aslında senin bir ders almadığını bunu bile bir kişisel halkla ilişkiler kampanyasına dönüştürdüğünü gösterir. Bu beni çok rahatsız ediyor. Yani bu her şeyin bu çağda satılabilir bir ticari ürüne dönüştürmesi, insanların yaşadığı her şeyin iyi ya da kötü her şeyin bir ticari ürün gibi bir podcast'e, bir YouTube programına, bir otobiyografiye dönüştürülmesi acayip आसानmiş ya. Yani bir şeylerde oyuncunun kendi dünyasında kalabilmeli. Bir şeylerde de bence eylem önemli olabilmeli. Söz değil. Ama Dream on olunca hep söz, hep sözde değişimleri duyuyoruz ama eyleme yansımıyor işte bu. Bu benim bu hafta sinirimi bozdu açıkçası so podcast dinlemek Bir evet, kere bu olayların sonunda biraz Abi keep a low profile diye bir laf var ya. biraz yani, şey kal. Geride dur arkada kal. Gölge... şeyinde olma. Gölgesi Aa, yani gölgede ol. Spot ışığında olma. Sen sahaya çık oyununda. Ama bunu asla yapamaz. Artı abi şimdi o podcast'te söyledikleri de ben şey dedim abi içeriye de baktığın zaman içerik önemli değil. Bence hiç konuşmaması lazım. Çok haklısın da içeriye bakınca da baba sen ya e, narkotik yani bir şey, ya kafan güzel ya da senin gerçeklerle falan işe ben yok. Bir kere abi ben e, emekli olacaktım. Adam Silver emekli olmadı dedi. Ben onun doğru olduğunu inanmıyorum abi. Ben de biraz sallama gibi geldi. Esas Steve Kerr geldi. Oturduk ağladık. ağladık. <laughs> Baba ya dalga mı geçiyorsun abi? Sen çocuk musun? Ne anlatıyorsun? Ben yani bana gerçek gelmiyor. Gerçekse komik, gerçek değilse de yani sen ya, bir ha, gerçekten hayal alemi Fakat orada benim en çok takıldığım ne biliyor musun? O bütün o şeydi. Bence yalan söylüyor. Adam Silver konusunda Silver konusunda yalan söylüyor. Ben ben gerçi olduğuna inanmadım. Mübalağa yapıyorlardır bunu. Tamam. Ya evet, muhtemelen abartıyordur. Yalan demeyelim ona. Yani sosluyordur üzerine. Ya yani, Sticker'dı üzüldü böyle sarıldı. Ben onu ağlamak diye anlatıyor. Ama böyle böyle mi anlatılır abi? Adam Silver'da Sticker'da zor durumda bırakıyorsun bu arada. Ama onlar da bu işi yalanlayamayacakları için resmen sen onları yalanlayamayacakları bir şeyden dolayı manipüle ediyorsun abi. Onların toplum içindeki konumunu ee, kullanarak kendini aklamaya, bir şekilde aklamaya çalışıyorsun. Dedim ki bunların hepsi yansı. Fakat beni esas esas ama esas en çok şaşırtan şey var. Bir cümlesi var abi asas başlarken. Diyor ki ben bir koca, bir e, e, podcastçi, bir e, şey e, televizyon kişiliği, e, bir aile babası ve bir siyah, siyah adam olarak sorumluluklarını yere getiremedim. Bu yüzden şey e, çok pişmanım ve çok büyük hayal kırıklıyım diyor. Bütün ana, ana özür dilediği cümledi bu. Ana ve hayal kırıklığı yarattım. Tam da özür dilemiyor bu arada. Hayal kırıklığı yarattım, başaramadım diyor. Fakat seçtiği sözcükler tam hatırlayamıyorum ama koca hı hı. yani eş, baba, aile babası, podcastçi, e, televizyon kişilik bir şey bir şey. Basketbolcu yok ama orada. Arada basketbolcu, takım arkadaşı yok abi. Hı hı. Yani esas zarar verdi mesela NBA oyuncusu anıyor yani esas zarar verdi yaptığı şeylerden hatalardan en çok zararı gören takımı ve işte NBA organizasyonu konusunda onun bir parçası olduğunu ifade etmiyor bu bile çok şeyi gösteriyordur Evet, abi. evet. bir siyah bak bir baba bir eş bir işte ee... Adam bir siyah adam ve işte bir şeyler ya podcastçi diyor abi kendisi. <laughs> podcastçi podcast olarak podcastçi olarak sorumluluğu sorumluluğumu yerine getirir. Abi sen basketbol <laughs> oyuncusu olarak sorumluluğunu yerine getirebildin mi? Bir Golden State Warrior olarak abi, Podcastçilerin zaten şeyi sorumluluğu mu var? Sağda hani Yusuf ee... Nurkçi yumruk atmama ya da sabun ise basmama gibi senin podcast'te öyle bir sorumluluğun yok yani. Çok saçma bir şey ya. Yani. Çok saçma hakikaten yani. Ama Draymond Draymond bakalım yeni bu ne zaman konuşacağız burada? Çok teşekkürler Kan abi. Teşekkür ederim. Yeni bölümlerde burada olacağız efendim. Salı ve cumaları buradayız. Pazarları Amerikan Mutfak Ekstra'dayız. Onun dışında da bizi Socrates Club'da ve Drive'l'da hepimizi takip edebilirsiniz efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.